Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Reiki uzman eğitmeni Ayşegül Aykurt Demirkıran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ayşegül Demirkıran, yani baba ismini, soy ismini de kullanıyorum. Ayşegül Aykurt Demirkıran. 42 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Uzman eğitmenim. Ayrıca psikolog bölümünde ikinci sınıf, hani üniversite öğrencisiyim. Ne güzel. Hala okumaya devam ediyorum. Çünkü eğitim sınırsız, bir okyanus gibi. Hani bitmek bilmiyor. Kesinlikle. Mutlu oluyorum okumaktan. O yüzden de devam ediyorum. İnşallah bundan sonra da yüksek lisans olarak devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyorum. Teşekkürler. İşiniz hakkında bilgi vermek ister misiniz? İşim aslında insanların yüreklerine, kalplerine dokunmakla alakalı. Hani bir Reiki enerjisel olarak. Bunun yanında tabii bir NLP, EFT gibi tekniklerimiz de var. Bunlar ruhsal denge. Oluşturulmuş hani geçmişten gelen sıkıntılarımız. Çünkü dünya hali biraz şey oluyor böyle hani negatifliklerle dolu. Bize maalesef de hani çocukluktan beri bir negatif yüklendiği için hani o kötü, bu yanlış maalesef bunların devamında ne oluyor? Birikimler oluyor. Bu birikimler de bizleri hastalıklara yöneltiyor. Ama bu Reiki olsun, diğer çalışma teknikleriyle bunları atlatabiliyoruz tabii ki. Çok da güzel oluyor. Birçok yaşanmışlıklarımız da var bununla ilgili. Güzel dönüşler oluyor Nesrin Hanım. Yani harika. Mucize denebiliyor. Gerçekten de öyle güzel zaten. Harika. Zaten şifası bizde olan bizi buluyor. Evet. Çekim yasası çok önemli. Tabii, çekiyoruz değil mi? Enerji, iyi enerji verelim, iyi enerji çekelim. Evet, o çok gerçekten çok önemli. Biz neysek onu çekiyoruz zaten. Negatif bir insansak hayatımız hep negatiflikleri maalesef yapıştırıyoruz. Hani çünkü maalesef bizim bir aura alanımız, evet, bir de 7 adet ana çakramız var. Hı-hı. Aura çektiği zaman, mıknatıs gibi çektiği zaman negatif hayatımız hep negatiflerden oluşuyor. Maalesef. Ama biz pozitif olursak bu sefer ne oluyor? Hayatımıza hep güzellikler geliyor. Bunu da nasıl yapacağız? Ufak ufak olumlamalarla. Hani evet, biraz insan başta saçma bulabiliyor, gülebiliyor kendisine. Ama içsel motivasyon değil mi? Tabii ki. Her gün yeni bir umutla başlıyoruz güne. Tabii ki. Aslında nasıl örnek verebilirim? Mesela su. Bu suyu içerken ben mutluyum, ben sevgi doluyum, evet, ben mucizeyim, ben şanslıyım dendiği zaman suyun da hafızası var ya, bu çok evet bir kişiler evet tarafından biliniyor zaten. Buna yüklendiği zaman bizim de vücudumuzun %85'i su olduğuna göre ne olmuş oluyor? Bu kodlanmış su bizim vücudumuzla karışıyor. Bu sefer ne oluyor? Biz suya kodladıklarımızı, auramızı hayatımıza çekmiş oluyoruz. Harika. O da bir mucize. Ne güzel bir metot gerçekten. Evet. Peki size gelen talepler en çok hangi yöndedir? Ne için başvuruluyorlar? Genelde hani nasıl diyeyim, iş, evlilik, aile, bunlarla ilgili denk geldi hep bana. Şimdi bir de hani belki nasıl diyeyim, acaba bende mi var ki? Çünkü biz neyse onu çekiyoruz ya, bir de evet şifası olan bizi bulsun. Bunlarla ilgili genelde oluyor. Ama Reiki tabii sadece şahıs ya da tek konu üzerine değil, genel anlamda. Hı hı. Çünkü bir aura, bir çakra temizlendiği zaman ne oluyor? İlahiyle bir olmuş oluyoruz. İlahiyle aramızdaki bağ daha kuvvetlenmiş oluyor ve negatifler gittiği için bu sefer gerçekten kendimizi teslimiyette hissediyoruz. Hani biliyoruz artık onun her şeyi bize verip aldığını. Bu da ne olmuş oluyor? Tekamül süresi, bir de tevafuk olduğu zaman her şey daha da bir güzelleşmiş oluyor. Güzel. Peki işinizin zorlukları nelerdir? İşimin zorlukları aslında zorluğu yok denebilecek kadar az. Bazı vakalar oluyor tabii, çok kötü durumda olduğu zaman bizim biraz nötr kalmamız oluyor. Hani karşı tarafa objektif bir yaklaşım. Evet. Olması gerekiyor. Çünkü o karşımızdaki danışanımıza üzüldüğümüz zaman tabii bu ona iyi etki olmaz. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor tabii bizlerin. Yani fazlasıyla içselleştirmek, evet, yanlış. Yanlış ona bir şey. Ona objektif bir şekilde bakacaksınız. Evet. Belirli bir zaman sonra hani o acıyor pozisyonuna girdiği zaman da hoş olmuyor. Hani tabii kişi zaten size bir hani bir amaç için, bir kurtuluş için geldiğinden dolayı bu konuda biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet. Keyifli yanları nedir işinizin? Keyifli yanları, güzel dönüşler oluyor ya, mesela iş buldukları zaman, hı hı, o sıkıntıdan arındıkları zaman, evlilik olduğu zaman
bunlarla döndüğü zaman tabii siz de mutlu oluyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü hani bunu yapan biz miyiz? Hayır, asla değiliz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizler sadece aracıyız. Bu karşıdaki insanda var zaten. Biz ne yapmış oluruz? Onları farkındalık yaşatarak hayatlarına çekmelerine yardımcı olmuş oluyoruz. Evet, tabii yardım edince manevi bir tatmin oluşuyor, evet. Siz mutluluk oluşuyor değil mi? Yani son aslında bilinen güzel şeyler, evet. Ama farkında değiliz. Evet, doğru. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönü biraz hissiyat bakımından. O da şöyle, ben her zaman içimdeki sese güvenirim. Bunu çocukluktan beri var olduğu için, hani içimden bir şey gelmiyorsa onu asla yapmıyorum ve hiçbir zaman da yanılmadım. Benim birazcık bu konuda hızlı olmamın sebebi bu bence, bana ne göre. Güzel. Sizce başarı nedir? Başarı nedir? Bence başarı okumak, hayatta mutlu olmayı tercih etmek, seçmek. Çünkü her şeyin başı mutluluktan, huzurdan geçiyor. Evet. Bunu başardığımız zaman en büyük başarı bu. Gerisi geliyor zaten. Tabii. Hani bir insan mutluluğu, huzuru seçtiği zaman arkasından sağlık da geliyor. Evet. Para da geliyor. Gelecek de geliyor. Her şey geliyor. Yani başaramayacak bir şey yok. Kesinlikle. Yani en büyük aslında örnek benim. Ben bundan bir 6 yıl öncesine kadar evde iki çocuğa bakan bir anneydim. Ama dedim ki bu böyle olmuyor. Hani bir adım atmak lazım. Evet. Vardı sende, bu niye duruyorsun? Hep mutsuz uykulu olmuyor. Ha, çocuklar uyumadığı için küçük olduklarından, evet, dolayı. Doğru. Dedim hadi Ayşegül sen bir başla bakayım. İlk önce liseyi bitirmekle başladım. Liseyi, evet, de dışarıdan bitirdim. Baktım oluyor, sen bunu becerebiliyorsun. Uzman eğitmenlik. Bunların eğitimlerini aldım. Ha dedim Ayşegül sende iş var. Ne güzel. Sende iş var, durmak yok. Doğru. Sende bu güç olduğuna göre devam etmen gerekiyor, sayma yerinde. Tamam, bu sefer de ne yaptık? Üniversite. Allah nasip etti, ikinci sınıfım. Harika. İnşallah daha da devamı gelmesi niyet ediyorum. Dediğim gibi bilgi okyanus gibi bitmek, kesinlikle, bilmiyor. Ne kadar çok öğrenirsek o kadar çok kadına, çocuğa dokunmuş oluyoruz. Asıl hedefim kadınlara dokunmak. Neden? Çünkü bir evde bir kadın mutluysa herkes mutlu. Kesinlikle. Çok güzel bireyler yetiştirir. Eşi de mutlu olur. Tabii aslında eşten de geçiyor bu olay. Nasıl geçiyor? Bir hocamız anlatmıştı. Tesbihin imamesi erkek, ipi bayan, boncukları da çocuklardır diye. Onu tutan eştir. Dizen, yola getiren kadındır. Boncukları bir arada, çocukları bir arada tutan da annedir. Ne güzel. Hani bir evde anne mutluysa herkes mutlu. Muhakkak anne öyle. Mutluysa çok güzel çocuklar yetişir. Hani şiddet kalkar, bilinçli evlatlar olur. Evet. Amacım bu aslında. Ne güzel. İnşallah hedefime ulaşırım, ki İnşallah. Ulaşacağımı biliyorum. Çok güzel, inşallah. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Kadınlar çok güçlüdür. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Başaramayacakları hiçbir şey yok. Yani bunu ben başarabildiysem birçok kadın da başaracağına inanıyorum. Yaşım var diye hani yapmamaya çalışmayın. Yapmamış olmayalım. Okumak isteyen okuyabilir, çalışmak isteyen çalışabilir. Hani en güçlü bir yani iş kadının çalışarak kendine olan güvenini yerine gelmesi. Bu olduğu zaman zaten gerisi geliyor. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Reiki uzman eğitmeni Ayşegül Aykurt Demirkıran'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni onurlandırdığınız Rica için çok sağ olun. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.